Efendim selamlar. Bugün RL tekrardan bir rehber videosuyla karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar bugünkü öğreneceğimiz konu az önce de atmış olduğum mor vuruş. Şimdi mor vuruş nedir? Ne işe yarar? Hangi durumlarda iş yapar? Ve altın vuruştan farkı nedir? Altın vuruşu da pek yapamıyorum ama şuradan kickoff'tan göstereyim. Altın vuruşta şu oluyor arkadaşlar. Arabanın kıç kısmıyla yaptığınız vuruşlar ve böyle goller atabiliyorsunuz. Ama ben bunu daha çok iyi seviyede yapamadığım için bunu şimdilik atlayacağım. Sizlere mor vuruşu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar mor vuruşu tanımlayacak olursak şöyle gösterelim hemen. Arabamızı çevirdik. Arabamızı tabanını şöyle topla birleştiriyoruz ve araba topla bütünleşince X'e basıyoruz. Şimdi bu vuruşun avantajı ne oluyor onu da söyleyeyim ben size. Diyelim ki hatta gerçek bir senaryoda göstereyim. Başta da yapacağız ama şimdi de anlatayım ben size. Diyelim ki iki zıplama hakkınızı da kullandınız. Bakın zıplamam yok. Ve topu uzaklaştırmak istiyorum. Ahan da buna yarıyor. En efektif kısmı budur. Tabi bunun dışında bayağı bir efektif kısmı var mı? Var. Mesela atıyorum kickoff'a çıkıyorsunuz. Kickoff'ta şöyle yaparsınız. Mor kickoff atarsınız. Ki benim tavsiye ettiğim bir kickoff türlerinden bir tanesi mor kickoff. Ama dediğim gibi en efektif kısmı bulsunuz bitti. Zıplama hakkınız yok. O zaman mor vuruş atabilirsiniz. Peki bunu nerede nasıl geliştireceğiz? Onu da şuradan hemen göstereyim arkadaşlar. Öncelikle başlangıç seviyesi için göstereceğim. Buradan eğitim diyoruz. Serbest oyun diyoruz. Ondan sonra Dunkhouse yani smaç evi, smaç mekanı diyebiliriz. Buraya geldik. Şimdi arkadaşlar bu arada Mor Vuruş dışında benim sol rehberim de var. Hani RL Sideswipe oynayıp da rehber videoları arıyorsanız ona da göz atabilirsiniz. Aynı zamanda RL Sideswipe oynayanlar da kanala abone değillerse, abone olup bu videoyu beğenirlerse sevinirim. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Buradan top havada geldiği için işiniz kolay. Geliyorsunuz böyle. Bunu yapıyorsunuz aslında. Çok kolay. Ya bu mor vuruş bence altın vuruştan çok çok daha kolay. O yüzden bunu halledersiniz diye düşünüyorum. Bak mesela yapamadım. Ve burada şöyle bir husus var. Arabanız şöyle olmayacak arkadaşlar. Döner vaziyette olmayacak. Bak o da ayrı bir püf noktası. Onu da söyleyeyim. O yüzden arabayı döndürmeden yapmaya çalışın. Geliyorsunuz bu şekilde tekrar gösteriyorum. Geldiniz. Hatta isterseniz böyle siz kendinize setup da kurabilirsiniz. Böyle mor vuruş atıyorsunuz. Hakikaten çok kolay. Hatta birebir maça da girip göstereceğim vuruşu. Sezon yeni sıfırlandığı için böyle kolay rakipler gelecek. Daha kolay gösterebilirim o yüzden. Bunu sürekli baskette yapıyorsunuz abi. Olay bu. Ya bunun bence birinci önceliği gol atmak değil arkadaşlar mor vuruşun. Topu uzaklaştırmak, fazla bu sarcamadan o topu bir şekilde mümkün olan alandan dışarı çıkarmak. Yani riskli bölgeden diyelim. Bunu hallediyorsunuz. Baskette bu kolay zaten. Sonra geldiniz abi. Artık kafamızda senaryo çizmeye başlayacağız. Eğitim diyoruz tekrar. Serbest oyun. Ondan sonra buradan ne yapıyorsunuz? Söyleyeyim hemen. Buradan SC Field'a giriyorsunuz ya da Excalibur'da olur. Böyle büyük bak büyük kalelerin olduğu daha doğrusu uzun kalelerin olduğu sahaya giriyorsunuz. Burada gol atmaya çalışıyorsunuz. Bak atamadım mesela. Bunu devam ediyorsunuz abi. Geldik mesela böyle. Bulsunuz az. Tık yaptık. Yani buradaki püf nokta şu. Boost'u ayarında kullanmamız lazım. Mesela şöyle basarsan bak gördün mü kaçırdım. Böyle değil abi. Tık 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 şeklinde basacaksın. Bak tekrar göstereyim. Arabayı döndürdüm. Tık tık tık. Bu kadar abi. Tekrar yapıyorum. Tık tık tık. Bu. Olayımız bu arkadaşlar. Bunu da yapıyorsunuz. Böyle topu çeviriyorsunuz. Kendi kalenize buradan girip gol atmaya çalışıyorsunuz. İsterseniz böyle de yapabilirsiniz. Onun dışında bu arada farklı mor vuruş varyantlarını da göstereyim sizlere. Kickoff usulü var dedim mesela böyle. Bir de mor vuruşta top sektirebiliyorsunuz abi. Çok mu kullanışlı? Hayır. Ama hani görmek isteyenler için göstereyim. Şu şekilde mesela. Buradan devam edebiliyorsunuz. Sonra böyle aldınız. Bak tekrar devam ediyorum. Sonra tekrar devam edebilecek miyiz? Edemeyiz. Bir daha deneyeceğim ya. Şu top sektirme. Bak oldu mesela gördün mü? Yani çok mantıksız bir şey ama hani alın göstereyim misali. Bunu göstermiş oldum. Mor vuruş bu şekilde. Şimdi bir maç full mor vuruş atarak maç kazanmaya çalışacağım. Çok zor olacak ama bunu deneyelim. O yüzden ana menüye çık diyeceğiz. Hem orada da daha rahat görmüş olacaksın. Bakalım. Gitmiyor. Bak bu sen mor gitmedin. Biraz da temkinli abi. Zıplamam var. Onu kullanacağım. Hala
Bıraktım abi ya. Zıplamayı. Dur bakalım. Şöyle vursam. Çok garip bir oyun anlayışı var adamın. Yani ne yaptığını anlayamıyorum şu an. Tekrar bıraktık. Tamam, şurada tutalım topu. Çok garip. Acayip garip bir oyun anlayışı var. İlginç bir gol yedi. Ya rekabet için de dezavantajı bu. Mesela bir rehber çekeceğimiz zaman şimdi tek bir hareket göstereceğimiz için o hareketi sürekli denemeyiz ya. Çok güzel bir şut. Oo, ben çıkaramadım onu. Okey. Sürekli bir şey göstereceğimiz için anlatarak göstermemiz gerekiyor ve sırf o hareketi denemek zorunda kaldığımız için iş sıkıntıya biniyor. Ne yapıyor abi bu rakip? Geliyor mor golü. Geldi. Şükür. Şükür. Boş kaleye yapıştırdık abi. Normalde buna mor vurulmayabilir ha. Yani düz gitsen de gol ama attım. Bu tehlikeli. Çok kötü geldi. Burada dururum ben kanka. Bak durdum, hiçbir şey olmadı. Çok güzel. Harika. 2 mor 2 gol. Güzel abi. Tamam. Şimdi bak mor vuruşları attık. Biraz daha böyle iyice kasayım da şu maçı alayım arkadaşlar. Bir mor daha olmadı. Ah, çok kötü kaçtı. Girmez o. Girmemesi lazım. Çok güzel. Kendi kalesini pinç olmadı. Aa, yakındı. Daha da böyle mor atmaya çalışıyorum. Adam ilginç oynuyor ya. Bayağı ilginç bir çar. Vursun abi. Hiçbir şey yapmayacağım. Vurduk. Güzel tuttu. Bir de o vursun. Tuttuk. Güzel. Bunu tutar mıyız? Tuttuk gibi. Çok fazla yaslandık bu arada. Evet, kazanmayı bildik abi. 2 mor golü attım. Güzel bir rehber olduğunu düşünüyorum ya. Adam cebelleşiyor. Bir pinç gelir mi bu arada? Pinç. Aa, bu da size bayram şekeri niteliğinde bir gol olsun. Güzel. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Ve kanala hala abone 200 saniyenizi ayırıp kanala abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.